Anıl gel şu şeye bak. Kadraja bir bak. Arkadan biri geçti abi. Aa arkadan geçenler görülüyor. Kim arkadan geçen? İyi misin? Çevireyim mi? Fena durmuyor da göbeğim çıkıyor gibi sanki. Kanka yemeseydin o kadar diyeceğim şimdi. Kanka hanım sushi yedik ya. Hazır olur muyum bilmiyorum. Şuradan bir 10 tane şınav çek. Şey yap. Pamplayayım mı diyorsun? Tamam dur. Aa başlatmışım lan. Başlamışız. Demesen olur. Interview yapıyoruz. Demesen olur mu? Normal günlük konuşmamda bunu yapmıyorum biliyorsun evet, değil mi? Evet ama mesela soru gerilme. Soruyorsun. O soruyu mesela kafamda cevabını toparlarken ister istemez çıkacak. Kanka gerilme rahat ol. Biz burada hani sana kimse mesleki yeterlik şey falan yapmıyor. Mesleki değil şimdi bak. Ben entertainment'tan kamera önü konuşma dersleri aldım. Mikrofonu şuradan da mı? 10 dakika. Hadi oğlum mikrofonun şarjı bitmeden başlayalım. Hadi akıt gelsin. O zaman geliyoruz. Şöyle yapayım mı? Arkadaşlar Gezen Tozu'na hoş geldiniz. Gemide hakkında çok fazla soru sorulan bir pozisyonla karşınızdayım. Depo müdürü ve satın alma müdürü pozisyonu. Gemide Provision Master olarak geçiyor. Gemimizdeki Provision Master Anıl Sağlatıcı ile beraberiz. Anıl hoş geldin kardeşim. Merhaba, hoş bulduk. Sana burada küçük bir interview yapacağız ki yolcu gemilerinde çalışmaya meraklı olan arkadaşlarımız aklındaki soruları cevaplayalım. Nereden geldin, nereye gittin, nasıl işler yapıyorsun gibi bunları konuşacağız. Daha sonra senin haberin olmadan ben Instagram'da Provision Master'a sormak istediğiniz soruları yazın yazmıştım. Anıl çok fazla internet kullanmıyor arkadaşlar benim gibi. O da görmedi sağ olsun story'mi. Gelen bazı sorular var. Bak bu soruları cevaplayacağız. Daha sonra da ufak tefek tavsiyelerini bu işi yapmak için arkadaşlara. Elimizden geldiğince yani, yardımcı olacağız. Video bu olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz bu videoyu daha önce çektik. Biliyor çaktırmayın. Kendini bize biraz tanıtır mısın? Kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun? İsmim Anıl, 30 yaşındayım. Provision Master olarak çalışıyorum. Son 5 senedir bu şirketteyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de bir süre iş arama sürecim oldu. Ondan sonrasında abimin de yardımıyla, kendisi 12 senedir bu şirkette çalışıyor. Onun telkinleri ve direktifleriyle burada bir iş başvurusu yaptım. Bütün iş aşamaları, basamakları yavaş yavaş geçtik ve 5 senedir burada çalışıyorum. Tamam, ben sana yardımcı olmak için hani senden bildiğim şeylerden gireyim ki sana böyle yol açmış olayım. Barda başladın. Evet, doğru. Bar garson olarak başladın. Bar steward olarak. Doğru. Ben de öyle başlamıştım. Doğru. Sonra sen ama başka bir aşamaya geçtin. Gemis expert olarak çalıştım. Gurme expert diyelim Türkçesi. Türkçesi gurme expert oluyor. Evet yani geminin içerisindeki bütün tadımları, tastinglerin hepsini. Workshoplar, workshoplar. Ekmek workshop, sushi workshop aynen falan öyle. Yaptın. Gerek böyle et tadımı olsun, sushi tadımı olsun. Onun dışında viski, cin, şarap tadımı hariç. Onun için özel bir sommelier var. Özel var. Bir pozisyon var. Onun dışında diğer bütün kalan tastinglerin hepsini yapıyordum. Bu tabii ki ürün bilgisi için, hangi ürünün hangi outlette kullanıldığını bilmek için önemli bir pozisyondu, kilit bir pozisyondu. Onun sonrasında da şu anki olduğum pozisyonu aldım. Çok şükür. Benim daha önceki videolarda anlattığım bir opsiyon var bizim firmamızda. Cross training. Doğru. Sen eğer bir departmanda başka bir pozisyona geçmek istiyorsan kendinde de bu yeterliliği görüp karşıdaki departman müdürüne de bu yeterliliği gösterebiliyorsan resmi yazılı olarak tabii. Ya da çalışma üslubunda daha sonra bu cross training'den yararlanıp pozisyon alabiliyorsun. Sen de böyle yürüdün galiba. Aynen öyle. Yani departmanlar arası cross training yaparken belirli bir kriter var. O kriteri doldurmak lazım. En az 60 saatti benim Evet. zamanımda. Şu an aynıdır muhtemelen. Cross training 60, internal 40. Internal yaptığın zaman yani aynı departmanın içerisinde pozisyon yükselmek için de 40 saat. Evet, Evet. doğru. Peki sana ne ilham verdi demeyeceğim ama abin sana biraz ilham oldu sanıyorum. Aslında ilhamımız bizim çocukluktan beri var olan bir şeydi. Böyle gezip görme, keşfetme üzerine çok ikimiz de arzulu yetişen iki kardeşlik. Abimin tabii ki üniversite turizm rehberliği mezunu benim abim. Onun zaten turizm departmanından, turizm bölümünden geliyor olması ayrı bir. Senin üniversite Ben bölümün neydi? uluslararası finans ve lojistik okudum. Tamam. İşinle alakalı bir bölüm. Şu an olduğum bölümün yani evet yeterliliğini Okulu. sağlıyor. Okulu Okulunu diyelim. okudum. Ama onun dışında dediğim gibi gezmeyi, görmeyi ve keşfetmeye çok meraklı iki kardeşiz. Abim tabii ki yaşı itibariyle benden önce başladı ama malumun Türkiye'deki iş şartlarından dolayı, şu anki ekonomik durumdan dolayı ben de birazcık böyle bunları erken sezip bir dünyaya açılmanın o zaman gerekli olduğunu gördüm ve dediğim gibi buralardayız Tamam. işte. Bizim firma Alman olduğu için senin biraz Almancan var. Hı. Biraz da bayağı konuşuyorsun aslında. Şart mı? Senin pozisyonda çalışanlar için Almanca şart mı? Yok, ben Almanca bilen 3 Provision Master'dan biriyim. Evet. Diğerlerinin hiçbiri bilmiyor. Peki var mı bunun sana bir önceliği böyle bir? Ya ekstrası yaptığım pozisyon için gerekli değil ama mesela örnek veriyorum. Müşterilerin olduğu yerlerde, daha doğrusu yolcuların olduğu yerlerde çıkıp yemek yediğiniz zaman, onlarla sosyal ortamlara girdiğiniz zaman tabii ki onlarla aynı dili konuşmak çok daha yararlı Zaten. oluyor. Çok özür diliyorum, telefonum Kestik. çaldı, kestik. Tamam, birazdan detayları konuşacağız. Ben sana biraz daha detaylı sorular soracağım ama hani kolay birine sen gemide ne iş yapıyorsun diye direkt soran birine
böyle görev ve sorumluluklarını kolay bir şekilde anlatır mısın hemen arkadaşlar anlasınlar? Aslında sorumluluğu çok alan bir pozisyonda çalışıyorum ben. Şöyle söyleyebilirim. Belirli günlerde şirketin genel merkezinin belirlediği zamanlarda bizim geminin içerisindeki yapmamız gereken siparişleri tam zamanında genel merkeze iletmemiz gerekiyor. Bunun için belirli deadline'lar var. Tabii bu deadline'ları özellikle aşmamak gerekiyor, geçmemek gerekiyor ki bütün o lojistik zincirinin herhangi bir aksamaya uğramaması lazım. Bu önemli. İkincisi tabii ki bütçeyle çalışıyoruz. Bize verilen bütçe burada var olan yolcu ve çalışanların kapasitesiyle alakalı, tüketim miktarlarıyla alakalı gerekli hesaplamaların yapılması gerekiyor. Ortalama bir cruise'da bizim yaptığımız 14 günlük bir cruise'da bana verilen genel bütün kategoriler dahil, bunun içerisinde yemek, içecekler, consumable dediğimiz böyle kağıdından ofis ekipmanlarına, Tuvalet kağıdından, tuvalet evet. kağıdından her türlü o consumable denilen kategori. Bir de bununla beraber küçük kategoriler var. Onların bütçeleri düşük. Hepsi total bana yaklaşık olarak 600-700 bin euro civarında bir bütçe veriyor. Ama tabii ki bunu tam ağzına kadar doldurmamak en mantıklısı. Sonuçta biz de kısıtlı kapasiteli bir alan olarak Alanlık, evet. küçük şeyde çalışıyoruz. Hepsini doldurmaya kalksak hareket edecek yerimiz kalmaz. O yüzden bunların hesaplamasının çok iyi yapılması gerekiyor. Dediğim gibi özellikle belirlenen günlerde de bizim loading günlerimiz oluyor. Şu an içinde bulunduğumuz gemi Dominik Cumhuriyeti'nde La Romana'da ana yüklemeyi yapıyor. O yüklemenin olduğu günlerde aşağı yukarı bize 200 ton yaklaşık Evet. 13-15 konteyner arasında ürün geliyor. O ürünlerin hangi sırada gemiye girileceği, hangi sırada yani sonuçta o koridorların bloklanmaması için Evet. onun hesaplaması da çok önemli. Birinci kata Boşaltılan paletler, dolu aynen öyle. paletler, aşağı Aynen gidenler. öyle. Birinci kata gitmesi gerekenler, ikinci kata gitmesi gerekenler. Bir de mesela benim ekibimin de, benim takımımın da, gelen yardımcıların da sürekli bir yerde olması yine operasyonu tıkar. O yüzden onları sürekli bir yerlere böyle Evet. şey yapmak gerekiyor, assign etmek gerekiyor. Ortalama bir loading operasyonu yaklaşık 12 saat sürüyor. Sabahtan öğleden Evet. sonra akşam üzerine Arada kadar. ben story paylaşıyorum da sen de paylaşıyorsun arkadaşlar. Aynen. Anıl'ın Instagram'ını aşağı bırakacağım. Takip ederseniz ya da sorunuz falan olursa takip edip soru sorabilirsiniz. Seve seve de cevaplar diye düşünüyorum. Storylerinde görüyorsunuz. Değişim günlerinde Anıl kesinlikle paletlerden, operasyondan böyle ufak ufak fotoğraflar atıyor. Ya 200 ton artık bize kolay geliyor Peki ama. ama sen yani gemideki satın alma müdürü ve depo müdürüsün. İkisinin başı sensin. Evet. Sipariş veriyorsun bazen yani gemideki yapılan tüketime göre sen karaya bildiriyorsun. Kara sana bu malları gönderiyor. Ana merkeze toplayıp lokalden çözdüğün ürünler var. Bunun dışında ama gemideki depolardan da sen sorumlusun. Tabii Aşağıda ki. arka tarafta provision dediğimiz alanlar. Tabii ki. Kaç tane deponuz var? 22 tane depomuz var. 22 tane alanımız var. Yani küçüklü büyüklü boyutları değişiyor tabii ama en büyüğü o consumable'lar dediğimiz hotel store'un olduğu, dry store dediğimiz bütün böyle kuru gıdaların, bakliyatların, Un, bakliyat, baharat. paketli ürünlerin bulunduğu. Tabii ki ismine de frozen mix dediğimiz bir tane derin dondurucu odası diyelim. O derin dondurucu odasının içerisinde çok farklı kategoriden ürünler var. Donmuş sebze meyvelerimiz var, donmuş kruvasanlar var, donmuş French fries'lar, patates kızartmaları hepsini aynı yere koyduğumuz Sonra alan olarak da büyük. etler, balıklar, alkoller, Etler, balıklar, alkoller geliyor, şaraplar süt geliyor, ürünleri. şampanyalar geliyor. Tabii ki onların sıcaklığına göre farklı odalarda bulunması gerekiyor. Temizliğini ve tazeliğini korumamız için. Harika. Tabii ki ama dediğim gibi yani depoların sorumluluğu da yadsınamayacak kadar büyük. Bunun da sebebi biz şirketimiz yarı Amerikan bir şirket biliyorsun. Amerikan USPH dediğimiz United Public States Health. Public Health halk sağlığı kurallarını uyguluyoruz burada. Amerikan halk sağlığı kuralları burada geçerli. O yüzden dediğim gibi sürekli ürünlerin son kullanma tarihlerinin dikkat edilmesi, first in first out dediğimiz ilk giren ürünün ilk çıkan ürün olması gerektiği prensibiyle çalışıyoruz. Eğer buna dikkat Harika etmezsek ya. tabii ki ürün son kullanma tarihi geçer. Bunu yukarıdaki mutfağa veya restorana veremeyiz. Bu yüzden bir takım sıkıntılarımız olabilir. Peki şimdi sen böyle anlatınca hani ben kafamda canlandırıyorum. Depolar var. 10 tane çalışanın mı var? Benimle birlikte 12 kişiyiz 12 tane benim çalışan takımım. var. İşte diyorsun öyle böyle yani benim kafamda günde 16-17 saat çalışan biri olman gerekiyor. Yok, o kadar Peki değil. günlük hani çalışma saatin nasıl? Sabah 8'den öğleden sonra 12-12.30'a kadar maksimum 1'e kadar sürer. Özel bir projemiz varsa, bir temizlik projemiz veya bir hazırlık sürecimiz varsa oraya kadar sürer. 12'den de akşam üzeri 5'e kadar molamız var. Ortalama 5 saattir. Her zaman bizim çalışma saatlerimiz zaten stabildir. Akşam 5'te de geri geliyoruz akşam üzeri. En kötü 9-9.30'da check-out veriyoruz. Günü tamamlamış oluyoruz. Anladım. Çok detaylı bir iş. Aslında detaya girsek sadece 2 saatlik bir videonu yaparız ama hani bu maksat benim röportajın hem de biraz bilgilendirme amaçlı olduğu için daha da fazla detaylı soru sormak istemiyorum. Karşılaştığın en büyük zorluk ne peki? İş hayatında? Karşılaştığım zorluk. Maddi manevi ne geliyorsa aklına. Ya tabii ki mesela evet şu an biraz açıklayıcı olacak. Maddi manevi dediğin için aileden biraz uzak olmak aslında bizim için zor oluyor buralarda.
İlk geldiğim zamanlar biraz zorlanmıştım. Benim ilk kontratımda yine bu gemideydim. Norveç'e gitmiştik. Orada sim kart bulmak kolay değil. Biliyorsun pahalı bir ülke. Hani geziyoruz, görüyoruz. Doğası çok güzel, eğleniyorduk falan ama ben üniversite zamanında da ailemden bir süre ayrı kaldım. Hem Amerika'ya gittim hem Erasmus'la Almanya'da kaldım ama hani sonuçta sürekli bir iletişim halindeydik Evet, orada. evet. Şimdi gemiye geldim. Bir de ilk geldiğin zaman ilk kontratında burada bayağı traininglerin oluyor. Katılmamız gereken bir sürü sertifikalı eğitim programları oluyor. Bunlar hani zorunlu. Tabii ki bunun içerisinde güvenlikle alakalı olanlar, emniyetle alakalı olanlar. Mesela siz nasıl bir uçağa bindiğiniz zaman sürekli uçak kalkmadan önce can yeleğini nasıl giyiliyorsa biz de mesela bunun nasıl yapılacağını, olası acil bir durumda buradaki yolcular ve insanlarla, çalışanlarla nasıl onun tatbikatlarının eğitimlerini alıyoruz diyeyim Evet, açıkçası. evet. Onlar var tabii. Çok zor değil kontratımda adapte olmak. Ama dediğim gibi 5. senemi bitirmek üzereyim. Yani 8. kontratım oluyor. Yani Olmuş, dün gibi anlatabiliyorum olmuş. ama bayağı olmuş değil mi? İş yaşam dengesini nasıl sağlıyorsun? İş yaşam dengesi burada tabii ki sosyal hayatımız için gerekli desteği görüyoruz. Az önce sushi Çalıştığımız yedi arkadaşlar. Japon restoranında iş yaşam dengesini sağlıyor bu adam. ya Spor yapıyorsun. tabii ki sosyal Dışarı yaşamımızı çıkıyoruz. dengelemek zorundayız. Ben mümkün mertebe spor yapıyorum. Dediğim gibi boş zamanlarımda saat 12'den akşam üzeri 5'e kadar eğer güzel bir limandaysak dışarıda keyifli vakit geçirebileceğim yerler varsa tabii ki dışarı gidiyorum. Bildiğim güzel restoranlar varsa gittiğimiz destinasyonlarda tabii oraları ziyaret ediyorum. Bazen Karayipler'de olduğumuz için şu an sahile gitmeyi tercih ediyorum Evet. genelde. Onun dışında dediğim gibi böyle akşamları mesela böyle modumuzun iyi olduğu zamanlarda da bir bara gidip böyle bir iki tek atmak her zaman güzel bir fikirdir yani. Güzel. Yaşadığın en güzel deneyim ne? Hani bu liman olur, limandan çıktığında bir yerde olur, geminin içinde olur. Aslında yaşadığım en güzel deneyim bizim çalıştığımız şirkette ilk başladığımız yıllarda hatırlarsan 25-30 farklı milliyetten insan vardı. Onların kültürlerini tanımak, onlarla haşır Evet, neşir çok güzel. olmak biraz şeydi benim için. Yani okulda tabii ki sosyal bilgiler derslerinde falan Evet. okuduğumuz böyle farklı kültürlerin veya coğrafya derslerinde haritada gördüğümüz ülkelerin insanlarıyla tanışmak. Mesela bizim için dana eti yemek ne kadar keyiflidir, ne kadar güzeldir. Ama bizim Bali'den gelen arkadaşlarımız Hindu olduğu için ben ilk defa mesela dana eti yemeyen adam gördüğüm zaman çok gerçekten mi falan olmuştum. Yani bunu gözle görüp deneyimlemek biraz farklı tabii ki. Biz Anlatmaları, sebebini anlatmaları, tabii bunu ki. yaşamak, evet. Benim ben Aynen de öyle. ilk Seyşeller'den gelen bir tane arkadaşla tanışmıştım. Kocası da Mauritius'tan geliyor. Yani iki farklı ada birbirine uzak Aynen. da bağlantı çok da kolay bir yer değil aslında. Ve hayatımda ilk defa Seyşeller'den gelen biriyle tanıştım. Seyşellerli. Evet yani ve yani özel bir deneyim yani. Şu anda bizim 42 farklı nasyon var gemide. Var değil mi? Evet, Var. doğru. Ve yani alıştı artık. Yani ben öyle diyeyim. Dünyanın her farklı bölgesinden insanla Beşinci arkadaşlık senem doldu benim kurabiliyoruz. de. Evet. Ve alıştım artık gerçi. Bu bana biraz çok da garip gelmiyor. Eve gidince Değil garip geliyor yani. İşte mi? dört farklı nasyon. Türk, Suriyeli, Afgan. Arkadaşlar Silivri Silivri soğuk değil ya, şu an ısınıyor. En sevdiğin liman hangisi? En sevdiğim liman. Kanka var ya, bayağı var. Yani Funchal Madeira. Cristiano Ronaldo'nun doğduğu ada arkadaşlar. Yani güzel yer. Çok iyi yer. Partileri güzel. Yemekleri güzel. Sangriyaları güzel. Ponça. Ponçaları güzel. Ondan sonra Kanarya Adaları'ndan Las Palmas, Tenerife. En beğendiğim adalar. Ya biz çalışanlar olarak, gemi çalışanları olarak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kim ne derse desin. Tamam doğası, gezmesi, görmesi eğlencelidir ama biz güzel yemeye ve iyi alışveriş yapabileceğimiz yerlere seviyoruz, limanları. Ben de limanda çıkıp hemen geminin yakınında bir yerde koşabileceğim 5 kilometrelik bir pet varsa oraları seviyorum arkadaşlar. Ya tamam bu işte tercih meselesi. Bana Kumarhane mesela sor. sevenler var. Of bizde çok kumarcı var ya gemide. Ben kumar Asyalar oynamıyorum. seviyor. Asyalar Ben seviyor. kumar oynamıyorum. Ama mesela böyle çok sembolik bir parayla gidip oraya 10 dolar, 10 euro bir şeyle böyle. İki makinede oturup böyle ah tamam buymuş falan deyip beleş içkimizi içiyoruz. Geri geliyoruz yani keyfimiz bu. Ha Ama mesela evet. şeyi de çok seviyorum. Southampton Limanı'nı da çok Of. seviyorum. Orası çok eğlenceli bir yer. Belfast da çok güzeldi. Evet. Yani şehrin kendisi çok eğlenceliydi. Bir kere Dublin'e gitmiştim. Yine bu gemideydik. Bir kere oldu zaten o. Yemyeşil. Her şey yeşil. Zaten North komple yeşil Her ya. yer dört yapraklı yonca arkadaşlar. Güzel Şey yani yani keyifli. hazır burada bunu konuşmuşken böyle ufaktan hani şey yapsak bunu böyle sıralasak kim neden dışarı çıkar diye hızlı bir şekilde yeme içme doğal aktiviteler Alışveriş. kesinlikle alışveriş. Kayhan abi şu an gözümde canlı diyor. Her Selamlar. limanda arkadaşlar Selamlar abimize. selamlar turuncu sakallı güzel abim. Arkadaşlar her limanda adam 10 küsur yıldır bizim firmada dünyada gezmediği şehir ülke liman kalmamış. Bizim çapımızda bir geminin yanaşabileceği. Her limanda nerede ucuza nasıl ne alışverişi yapılır adam biliyor. Dubai mi gidiyoruz lan bana şuradan şu valizin fiyatına bir bak hemen ya yani öyle Expert. harika bir adam. Alışveriş, spor, kazino.
Tabii. Bunlar önemli de Bunlar yani. önemli tabii canım Ya ya. şöyle söyleyelim, biz sonuçta 4 ya da 6 ay arasındaki periyotlarda kontrat yapıyoruz ve bu kontratlarda ister istemez eve gittiğimiz zaman bazı şeylerin tamamlanmış olması Evet. gerekiyor ki ailemize güzel vakit ayırabilelim, onlarla zaman geçirebilelim. Buradan bir şey eksik kalmasın, hani sonuçta bu da bir seçenek yapmamız Tamam. gereken. Hazırsan başka bir soru geliyor. Akıt. Burada çalışmak kişisel ve profesyonel yaşamını nasıl etkiledi? Aslında güzel etkiledi. Kişisel yaşamımı etkilemesinin sebebi az önce söylediğim sebepten dolayı. Farklı kültürleri tanımak insanda biraz böyle şey, güzel bir duygu uyandırıyor tabii ki. Evet. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman arkadaş ortamlarımda hani biliyor musunuz bak şu bilmem ne Pasifik'teki şu adadan şu gelen insanların şu 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 yaşam tarzı var dediğim zaman sonuçta arkadaş ortamlarına katabileceğin güzel bir sohbet ortamı yaratıyor. Bu onların da ilgisini çekiyor. Tecrübe evet. Ben bunu bizzat deneyimlemiş, görmüş, o insanlarla tanışmış biri olarak bu sohbet ortamlarında bunları kullanmak güzel oluyor tabii ki. Onun dışında profesyonel hayatımda Profesyonel. dediğim gibi işimle alakalı okuduğum bölümün işini yapıyor olmak tabii ki bana çok büyük katkı sağlıyor. Ama okulda gördüğümüz tabii ki teori derslerinin dışında iş pratiğe döndüğü zaman biraz daha çetrefilli ve stresli şeyler olduğunu farkındayız. Biz mesela üniversitede okurken hepimiz böyle tak direkt CEO olacağız falan diye böyle bu motivasyonla okul okuyorduk ama aslında bunun gerçeği, realitesi böyle bir şey değil. Kesinlikle işin base'ini, böyle tabanını görmeden tabanına asla ulaşamazsın. O yüzden profesyonel hayatında adım adım bazı şeylere ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi burada Tabii ki de bir de çalışmak. yani hareket eden bir kutunun üzerinde depo müdürlüğü yapmak, sınırlı alan, Tabii. yani kısıtlı alan, Tabii. kısıtlı sipariş imkanı, onu hızlı bir şekilde tüketme zorunluluğu gibi istatistikler ya da nitelikler oteldeki satın alma müdürlüğüyle ya da depo müdürlüğüyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Ya dürüst olmak gerekirse ben karadaki otel yönetimiyle alakalı çok fazla bir fikir sahibi değilim. Evet. Otelcilikle alakalı ne kadar şey öğrendiysem ben burada öğrendim dediğim gibi son 5 senede öğrendim. Ama bana sorarsan eğer finansal hesaplamaları, bütçe hesaplamalarını, tüketime göre nasıl, ne derecede sipariş verilmesi gerektiği, bunların kalitesi nasıl korunması gerektiği, bunun teorisini okulda öğrenip pratiğini burada birleştirince aslında benim için daha yararlı olduğunu öğrendim. Şimdi sen konuşurken kafamda canlandı da biz mesela genelde ben turizm mezunu arkadaşlara gelin işte çalışın diyorum. Olur da mesela birazcık finansal geçmişi, muhasebe geçmişi olan arkadaşlar barda restoranda çalışırken bu pozisyonu görüp de başvururlarsa belki cross training imkanıyla yükselebilirler. Ama sence şahsi fikrin karada ne iş ne bölümünü okumuş adam gemide bu işi yapabilir aslında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki İktisadi bölümler mi? iktisadi bölümler, iktisadi idari bilimlerdeki fakültelerdeki ekonomi bölümleri, finans bölümleri tabii ki bu bölüm için yardımcı olur, yararlı olur. En önemlisi uluslararası bir şirkette çalışma gibi bir isteğiniz varsa kesinlikle yabancı dil bilmek zorundasınız. Yani. Bu yani 1 artı 1, 2'dir. O yüzden İngilizce üzerine bizim çalıştığımız şirket bir Alman şirketi olduğu için Almanca da biliyorsanız ekstra puan kazanırsınız. Ama benim pozisyonumda dediğim gibi önceden bizde Almanca çok zorunluluğu yok. Çünkü bizde guest kontak yok. Yani buraya gelen yolcularla birebir kontağımız yok. Biz mesela örnek veriyorum buradaki tur rehberleri gibi çalışıyor olsaydık sürekli buradaki yolcularla irtibatımız olsaydı Almancayı tabii ki Bilmen çok iyi gerekirdi. advanced seviyede konuşmamız gerekirdi. Mesela senin yaptığın işte de bu çok önemli. Ozan'ın mesela ben biraz bilgi vereyim onunla ilgili. Onun çalıştığı bölüm departman resepsiyona ait ön büro olduğu için sürekli bir onlarla ilgili Almancası olması gerekiyor. Tabii ki clearance'da İngilizce genelde çok önemli Evet yani. Almanya dışında olduğumuz zamanlarda. Ama dediğim gibi departmandan departmana değişiyor ama dil bilin arkadaşlar. Dil öğrenin. Bunu yani seni izleyen listeli arkadaşlarımız da varsa onlara da en büyük tavsiyem. Dil öğrenmek çok önemli. Hatta İngilizcenin üzerine bir veya artı ikinci dili eklemek sizi çok bambaşka Ben yerlere bunu abi taşıyabilir. bağıra bağıra söylüyorum ve yoruldum artık. Bu konuyla Bambaşka yerlere alakalı taşır sizi yani. kesinlikle bir tane soru cevap videosu geliyor arkadaşlar ve orada çok acımasız konuşacağım haberiniz olsun. Bu liseliler İngilizce öğrensin, dilini geliştirsin, üniversiteler geliştirsin değil. 45 yaşında adam bana diyor ki kardeşim ben iş başvurusu yapmak istiyorum. Abi diyorum İngilizcen ne kadar? Ya diyor derdimi anlatacak kadar. Hani abi 45 yaş da sorun değil, 50 de Derdim ne? sorun değil. Eğer kafaya böyle bir şey koyduysan 2 ay sık dişini ya. 2 ay dişini sıksan yemin ederim en az 2 tensiste uzman olursun. Doğru. Yani ben sana kelime ezber edemiyorum. Şu an sen bana kalkıp da işte pre-intermediate'in ya da advanced'in kelimelerini böyle 200 tane kelime arka arkaya saysan bunları cümle içinde kullanamadığı sürece bir anlamı yok. O yüzden iki tane zaman öğrensen zor konular değil. I can play football. Top oynayabiliyorum. Bu kadar yani. Hani çok zor değil ama sen bunu biraz çalışsan sana burada çok büyük fark eder. Çünkü dilinin eksik olması seni burada biraz yalan mı? Senin elemanların dilleri kötü mesela. Çok doğru. Depocu adamlar. Adam sadece mal taşıyor. Eline gelen kağıda göre paletin üstüne mal sıralıyor, gelene veriyor. Ama ne oluyor dili kötü oldu mu?
Aşçıbaşı geliyor aşağıdan, departman müdürü. Akıcı İngilizcesi, akıcı Almancası var. Geliyor aşağı, mal hakkında soru soruyor. Adam orada İngilizce eğer eksikse anlamadığı anda kalıyor. Ben demiyorum ki arkadaşlar gelin de burada çalışın. Oda temizleyin demiyorum ama. Biz geldiğimizde zaten Türkiye'den gelen personel, Avrupalı personel olarak geldiği için Tabii biz Avrupalı biz genelde sınırlarına en alt seviyelere vermiyorlar. Meydancı almıyorlar bizden, depocu almıyorlar bizden, denizci almıyorlar ya da işte bizden en kötü garson oluyorlar arkadaşlar. Sonra da yönetime kadar gidiyor pozisyonlar. O yüzden geldiğinizde bir seviyede olun. Mesela az bir İngilizce de yetiyor. Doğru yetiyor. Garsonluk yapacaksan, komilik yapacaksan senin garsona aha tabakları getirdim diyecek kadar bir İngilizcen yetiyor. Ben bunun taraftarıyım arkadaşlar. Az İngilizce gidip burada ezileceğinize evde ezilin, İngilizcenizi yükseltin, öyle gelin. Yine diyorum advance'e gerek yok ama elementary'le de gelmeyin. Intermediate de yetiyor, pre-intermediate de yetiyor. Bizim Türk dilinde yani B1 ile B2 seviyesinin altında gelmeyin arkadaşlar. Bu bir de kişisel gelişimle de alakalı bir şey. Yani bir dil öğrenmek seni bambaşka bir insan yapar. Yani bizim oralarda Antakya'da hep şey derler. Bir dil bir insandır, iki dil iki insandır. Yani Evet. sonuçta ne kadar konuşabiliyorsan bu senin ufkunu da açar. Senin kişisel gelişimine de yardımcı olur. Evet. Önemlidir yani bir yabancı Rahat dil bilmek. hissedersiniz kendinizi burada Tabii arkadaşlar. ki. O çok önemli. Tamam, o zaman hani biraz şeylerden devam ettik. Hazır sorulardan devam ettik. Şimdi Instagram'dan gelen bazı sorular var. Onlardan muzip bir soruyla başlıyorum. Hadi bakalım. Depolarda kaçak mal oluyor mu? Bunları göz ardı ediyor musunuz? Mümkün değil. Nasıl ya? Mümkün değil. Zero tolerans kanka. Şimdi şöyle, bizim verdiğimiz siparişlerin konteynerları Almanya'daki ana supplier'ın Türkçesi neydi? Tedarikçilerimizden, ana tedarikçilerimizden özel kilitli tırlarla gelir. Seal. Bu tırlar kilidi açılır. Bizim ana depomuzda konteyner sezonunda olduğumuz için şu an deniz aşırı ülkelerde olduğumuz için konteynerlarla alıyoruz ama Avrupa ana karasında tırların bizzat kendileri geliyor bize Evet. ürünleri getirirken. Şimdi konteyner sezonunda o ürün yüklendikten sonra o konteyner tekrar kilitlenir. Konteynerin seri numarası alınır ve benim elime ulaşana kadar o konteynerin o kilidine hiç kimse dokunmaz. Fotoğraflı, kanıtlı, belgeli her türlü benim elime 1-2 ay öncesinden ulaşır. Mesela arkadaşlar ben 9 Şubat'ta bir loading yaptım diyelim, bir yükleme yaptım. Onun bütün siparişlerin hepsi Kasım ayının son haftası bitmişti zaten. Ya bu süre zarfı içerisinde bir konteyner bana ulaşıyor. Konteyner gemisinin içerisinde o konteynerin açılma şansı yok. İndirildiği zaman Dominik Cumhuriyeti'nde atıyorum bir tane şeyin port otoritesinin onu açma gibi bir şey yok. Benim elime geldiği anda o kilitte herhangi bir deformasyon, herhangi bir bozukluk Oynama, gördüğüm anda açılma. ben onu rapor ederim. Elimdeki listeyle karşılaştırırım. Eksik bir şey varsa veya fazla bir şey varsa bu şekilde raporlarım. İkincisi, bizim ürünler paletlerle gemiye getirileceği zaman gemimizin içindeki güvenlik departmanı özel küçük kağıtlarla, beyaz kağıtlarla patlayıcı veya uyuşturucu madde saklanmış olabilitesi ihtimaline karşı bütün paletleri tek tek kontrol edip özel bir makinenin içine Evet. koyuyorlar. Eğer o makine sana pes diye tamam temiz onay veriyorum dediği anda biz o paleti içeri alabiliriz. Demezse. Demezse o palet açılır tek tek bütün kutular kontrol edilir ne var ne Evet. yok ikinci bir test yapılır o yüzden herhangi bir kaçak malın bu gemiye benim elimle girmesinin mümkünatı yok. Tamam. Provision kapasiten ne? Provision kapasitemiz mesela loading öncesi hesaplamalar yapılır. Her loadingde 200 ton alacağımız için depoların yaklaşık olarak yarısının boş olması her zaman benim işime gelir. Çünkü yarı boş veya tam boş bir depoya yükleme yapmak dolu bir depoya yükleme yapmaktan çok daha kolay. Evet. Organizasyonu daha kolay yaparsın ama totalde normal bir loadingten sonra bizim total 600 tona yakın bir kapasitemiz var. Peki bunu mesela 600 ton, ben en pahalı üründen bütün depoyu doldur demiyorum ama normal bir geminin geçimini sağlayacak kadar bütün depoların doldu olduğu takdirde kaç milyon dolarlık Yani malım var içeride? 14 günlük bir cruise için 2500 yolcu kapasitesi artı 1000 crew diye Hı. hesaplıyoruz. Şu anda yaklaşık olarak bizim gemimizde 1,7 milyon euroluk ürün var. Sadece Maşallah. provision'da. Maşallah. Tamam, stok sistemin nasıl? Son kullanım takibi nasıl yapılıyor? Kumanya isteği nasıl hesaplanıyor? Şöyle stok sistemi dediğim gibi bütün hesaplamaları benim aslında özel çalıştığım bir tane Excel formülüm var. O Excel tabelası içerisinde bizim bütün ürünlerimizin yerleştirildiği bir order listimiz var. Biz o bütün ürün listesinin içerisinde günlük tüketim miktarı ne kadar? Bu üründen hangi tarihte ne kadar sipariş edilmiş? Tüketim tarihlerini belirli tarihler arasında baz aldığım zaman gelecekteki o siparişleri de çok kolay yapabiliyorum aslında. Anladım. Sistem bana bir takım ipuçları veriyor bunu hesaplarken. Ama tabii ki fiziki kontrol de bazen mesela inventory'niz tutmaz sistemde 10 kilo görünür ama senin elinde sıfırdır. Onun ayarını da yapmamız gerekiyor. Tabii ki fiziki kontrol de çok önemli. Stok kontrolünü bu şekilde yapıyoruz. Sistem bana zaten ne kadar ihtiyacım olacağını,
kapasitemizin ve tüketim oranının bana 14 gün boyunca ne kadar sipariş etmem gerektiğini ince ince ipuçlarıyla veriyor zaten. Onun dışında stok kontrolümüz şu şekilde. Az önce dediğim gibi FIFO prensibiyle çalışıyoruz. First in, first out, yani ilk giren ürün, ilk çıkan ürün olmak zorundadır. Bunun da sebebi şu, tabii ki çok basit bir sistem aslında. Son kullanma tarihlerini bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Çok önceden girmiş bir ürünü ön sıraya alıyoruz ki bir daha o sipariş geldiği zaman direkt o ürünü Önce o çıkartıp çıksın. verelim. Anladım. Ve son kullanma tarihiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamayalım. Bu da ürünlerin, daha doğrusu son kullanma tarihi olan ürünlerin bir an önce tüketilmesi için bize kolaylık sağlıyor. Peki farklı ülkelerde aynı ürünleri bulamıyorsun. Mesela işte Malezya'da bulduğunu Laramara'da, Dominik Cumhuriyeti'nde bulamıyorsun gibi. İkmal neye göre yapılıyor ve nerede yapılıyor? Bu nasıl hesaplanıyor? Şimdi bu bizim şirketin genel merkezinin verdiği bir karar. Biz şu an ana yüklemelerimizi La Romana'da yapıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nde yapıyoruz. Bunun da sebebi buradaki olasılıkların çok daha kolay olması, hızlı bir şekilde olmasının sebebi. Limandaki imkan. Limandaki imkanlar biraz daha kolay. Çünkü La Romana Limanı son yıllarda geliştirilmiş, güzelleştirilmiş, büyütülmüş bir liman. Ama şöyle bir bilgim de var. Bundan yıllar önce bizim şirket burada La Romana'da yükleme yaparken bizim konteynerlarımız Santo Domingo'ya gönderiliyormuş. Santo Domingo ile La Romana arası yaklaşık bir saat arkadaşlar. Şimdi benim için, Provision Master için bütün konteynerların, bütün tırların kısa bir sürede hızlı bir şekilde gelmesi, yüklemeyi hızlı bir şekilde bitirmemiz çok önemli. Ama eskiden her bir konteynerin gelme süresi yaklaşık 40 dakika sürüyormuş. 1 saat 40 dakika sürüyormuş. Allah Sen Allah. bir konteyneri zaten açıp bitirene kadar 40 dakika geçiyor. Yani Santo Domingo'dan bir konteyner yola çıktığı zaman ikinci bir konteyneri buraya vardığı zaman ikinci konteyneri de çalıştırıp yola çıkartıyorlarmış. Biraz yavaş oluyormuş sistem ama bu şekilde oturuyor. Ama benim için önemli olan, dediğim gibi, o konteynerin temiz bir şekilde bana ulaşması, hiç hasar görmemiş bir şekilde ulaşması, kilidinin bozulmamış olması Evet. önemli. O yüzden dediğim gibi yüklemelerimizin bütün kararı genel merkezden gelir. O yüzden biz de buna riayet ederiz. Anladım. Zor işler ya. Bu soruyu soran arkadaş da kendi de provision konusunda bilgili bir arkadaş aslında. O yüzden detay verebilmen için sordu bu soruyu. Ben dinlediklerimden anladım. Hani merakım olsaydı muhasebe bölümlerine, iktisadi bölümlere aslında ilgi çekici bir imkanı olan, Aksiyonu bol bir evet. departman bizimki ya. Departman Aksiyonu güzel. müdürüsün sen de. Ve çalışanlarının çalışma saatlerini sen belirliyorsun her Bizimki şeyi. belirlidir ya. Hiç öyle şey Ama yazmamıza sen gerek yok sorumlusun. yani. Otel müdürüne direkt altındasın. Senin dışında başka biri yok otel Evet, müdüründen bizim başka. supervisor'ımız, şefimiz otel müdürü. Bütün departman müdürlerinin, otel departman müdürlerinin şefi otel müdürüdür. Onun da üstü zaten genel müdürdür. Doğru, direkt ona bağlayayım. Bütün raporlarımızı ona yapıyoruz. Bütün siparişlerin onayları zaten otel müdürünün Ondan onayından geçiyor. geçiyor. Ben hesaplamaları yapıp diğer departman müdürlerinin ihtiyaçlarını son bir kontrol için tabii ki kendisine gönderiyorum. Diğer departman müdürleri derken bar müdürüyle, restoran müdürüyle, aşçıbaşıyla devamlı Housekeeping, olarak aşçıbaşı, executive, metri, bunların hepsi hepsiyle devamlı kontaktasın. tabii ki bunlardır zaten benim. Şimdi partnerin Türkçesi Evet. neydi? Kontak person ya. İşte Kontak onun Türkçe person. değil ama. O da Türkçe değil. Neyse. Bulacağım bir Bu saniye. kış nasıl? Bulamadım. Sen Kalmadı. devam et kanka. Kontak person ya. Peki hani kafamda hani açıklanabilecek sorulara da şey yapmaya çalışıyorum da. 4 aylık kontrat atıyorsun 4 genelde. aylık kontrat, 6 ay evet. yorar mı seni? 6 ay yorar. Yorar Çünkü mı? biz fiziksel olarak yorulmasak da sadece yükleme günlerinde fiziksel olarak yoruluyoruz ama günlük çalışma rutinimiz, yüklemelerin olmadığı günlerde kafasal olarak çok yoruluyoruz. Evet, tahmin Yani edebilirim bu ya. benim tabii ki departmanımın, benim takımım sürekli fizik gücüyle çalışıyor. Evet, tamam, bir kas gücü gerektiriyor. Kutuların oradan taşınıp açılması, işte bizim troli dediğimiz işte El yükleme arabaları. el arabalarına yüklüyoruz. Onları departmanlara çıkartırken bir fizik gücü gerekiyor ama benim kendim için kafasal olarak yoruluyorum. Çünkü bilgisayar ekranına sürekli bakmak, sürekli hesaplama yapmak, geleceği en azından tahmin ediyor olmak gerekiyor. Çünkü bir Evet. Provision Master için, dediğim gibi, ben şu an Şubat ayının başlangıcındayız diyebilirim. İkinci haftasına giriyoruz. Nisan ayının siparişlerini yapmaya başladım arkadaşlar, hazırlamaya başladım. Öngörülebilir Tabii consumption'lardan ki, evet. tabii ki. Tüketimi öngörmek gerekiyor. Ne kadar yolcu kapasitesi, yani kaç kişi gelecek, onu hesaplamak Evet. gerekiyor. Nisan ayında mesela, yanlış Geçiyoruz hatırlamıyorsam, karşıya. evet, bir crossing sürecimiz olacak. Avrupa kıtasına geri döneceğiz buradan. 5 gün denizdeyiz arkadaşlar arka 5-6 arkaya. gün denizde olacağız ve Evet. consumption benim tahminim biraz yüksek olacak. O yüzden onu hesaplamak Evet. gerekiyor. Tabii ki dolu 5 gün gitmek. boyunca hiç liman yok. Denizde sadece 5 gün boyunca yol alıyoruz. Harika bir tecrübe bu arada.
Yani ben bunu bu tarafa doğru yapmıştım. Transatlantik dediğimiz bir tur arkadaşlar bu. Buradan böyle 3-5 gün döneceğiz. Ondan sonra karşıya geçeceğiz. İlk Ponta Delgada galiba. Dediğimiz gibi yani 5 günlük bir geçiş süreci olacak. Azorlardan sonra tekrar Avrupa kıtasına tekrar ulaşana kadar yine bir 2 gün ya da 3 gün deniz günü olacak. Yani toplamda nereden baksanız bir haftalık limansız bir gün var arkadaşlar. Bir süreç var. Limansız süreç demek gün içerisinde arkadaşlar millet dışarı çıkıyor. Tabii ki de tüketim düşüyor. Kimi dışarıda akşam yemeği yiyor, kimi dışarıda öğle yemeği yiyor. Ama bu kadar insanın gemide kapalı olduğunu düşündüğünüz takdirde tabii ki de tüketim yüksek derecede artıyor arkadaşlar. Bu senin hesaplaman gereken bir durum. Var mı eklemek istediğin son bir şey kardeşim? Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Estağfurullah, her Umarım zaman. yararlı olabilmişizdir gemide çalışmak isteyen arkadaşlar. Evet, bu ana saydığımız ana maddeleri unutmayın. Gelin Yabancı arkadaşlar, korkmayın. dil bilmek çok önemli. Dünya çok büyük. Dünya ilham alınması gereken, görülmesi gereken bir yerdir. Çok okuyan bilir, çok gezen bilir. Gezen Çok tozan bilir. Yine espri, reklama bak Allah ya. kahretsin. Arkadaşlar takip edin şurada. Subscribe. Subscribe. Yiyecek yemek bulabiliyor musun gemide? Tabii ki. Tamam, bu önemli Sushi yedim soru. az önce. Önemli soru bunlar. Ya sen müdür adamsın. Sana yemek geliyordur ya. Arkadaşlar, izlediğiniz, vakit harcadığınız için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ben sadece gemi personeli içerikleri çekmiyorum. Gezi seyahat içerikleri de çekiyorum. Vakit ayırıp da videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız, istekleriniz, dilekleriniz varsa bunları yazarsanız, hakkında soru sormak istediğiniz departmanlar, bölümler varsa, pozisyonlar varsa bunları bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmaya gerek yok. Ve arkadaşlar çevrenizde turizm okuyan arkadaşlarınız varsa, denizcilik okuyan arkadaşlarınız varsa, öyle bir şeye merak et, salmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa lütfen kanalı onlara da tavsiye edin. Size de teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim kardeşim. Evet, Bayağı ben zamanını teşekkür aldık. ederim. Çok sağ ol. Hadi eyvallah. Evet. Kapatıyorum. Kapat.